Putperestlik nasıl ortaya çıktı? Şeytan, şeytanlığını yapabilmek için, insanların zihnine girebilmek için kendine hep bir yol arayıp bula gelmiştir. Bir zamanlar, Allah'tan sakınan, gece gündüz ibadet eden birçok kimse vardı. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları severdi. Allah onların dualarını geri çevirmezdi. Allah'ın bu sevdiği seçkin kullarını insanlar da sever ve sayardı. Tabii şeytan da vardı. Ama şeytanın işi zordu. İnsanoğlunun ayağını kaydırmak zordu. Bu salih kullar yoluna engeller koyuyor, doluya koyuyor almıyor, boşa koyuyor almıyordu. Şeytanlık bayağı zordu, acınacak hali vardı iblisin oğlunun. Ama şeytan bu durur mu? Durmaz tabii düşündü, yılları düşünmekle geçti ve bir gün fırsatını buldu. Bu Allah dostları, halk tecelli edip ahirete göçmeye başlayınca, şeytan bakar ki engeller kalkmaya başlamış, halkın içine girebiliyor. O da her fırsatta onların içine girmiş ve her fırsatta onlara Allah dostlarını hatırlatmaya başlamış. Onlara ne kadar üzülüyorsunuz? Çok çok. Tarifi mümkün değil. Öyleyse onları görmek isterdiniz değil mi? Hem de nasıl isteriz? Niçin onlara her gün bakmıyorsunuz? Ne demek istiyorsun? Hiç mümkün olabilir mi? Onlar ahirete göçtüler, aramızdan ayrıldılar. Siz de onların resimlerine bakın. Şeytanın bu sözleri halkın beğenisini toplar. Bunun üzerine o salih insanların resimlerini yaparlar ve her gün o resimlere bakmaya başlarlar. Böylece ayrılık özlemlerini giderirler. Zamanla resimlerden heykellere geçerler. Bunları evlerine ve mabetlerine kadar her yere koyarlar. Resim ve heykelleri ilk yapan bu insanlar Allah'a ibadet ediyorlar. Ona ortak koşmuyorlardı. Bu heykellerin taştan yapıldığını, yarar ve zararı olmadığını biliyorlar. Ancak yine de saygı gösteriyorlardı. Gittikçe heykeller çoğaldı. Heykellerin çoğalmasıyla saygı da çoğaldı. Heykellere saygı ve bağlılık gösterisinde bulunmak moda oldu. Öyle oldu ki, salih bir kimse ahirete göçünce, hemen heykelini yapmak bir görev haline geldi. Nesiller geldi, nesiller gitti. Çocuklar, torunlar babalarının ve dedelerinin heykellere tavırlarını görmüş, onların önünde başlarını eğdiklerini, saygı duruşunda bulunduklarını görmüşlerdi. Boynuz kulağa geçer misali, çocuklar saygıda babalarında geçtiler, secde etmeyi, ihtiyaçlarını heykellerden istemeye başladılar. Bu arada heykeller için kurban kesmeler de başlamıştı. Sonunda heykeller putlaştı. İnsanların ihtiyaçlarını gideren tanrılar olarak kabul görmeye başladı. İbadet artık onlaraydı. Şeytanın tuzağına düşülmüştü. Ve sonraları tanrılaştırılan Zeus bile Hazreti İdris'in Atina'ya tevhid inancını tebliğ etmesi ve halkı çok tanrıcılığın parçaladığı ahlaki yozlaşmadan kurtarması için gönderdiği valiydi. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.